Madem sordun Hakim Bey, dilim döndükçe anlatayım. Ben 9'umda vazgeçtim çocuk olmaktan. Ellerim hala küçücüktür eşit olduğumda. Bilye oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan. Benim okuduğum okul hayat, dersimin adıysa ekmek kazanma sanatıydı. Biz dalavereden çakmayız Hakim Bey, dümdüz adamlarızdır. Hani az önce dedin ya, dosyan çok kabarık be evlat, doğrudur. Bir o kadar da zapta geçmeyen icraatın vuku bulmuştur. 15'imde tanıştım ıslah eviyle. 17'imde Sübyan Koğuşu'nun en kıdemlisiydim. Boya sandığımı tekmeleyen bir zat-ı muhteremi darp ederek başladım nezarethaneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde. Sonraları kadrolu oldum adliyelerde. Ekmek teknemin nöbetçisi olmakla başladı sabık. Bak delikanlı, 13 sene birbirimizi sevdik. Elini tutamadım, elini. Böyle çekindik birbirimizden. Biz böyle aşk yaşadık. Şimdi ikinci gün çıkıyorlar, üçüncü gün sarmaş dolaş. Yok, bu aşk değil. Böyle aşk olmaz. Aşk nedir biliyor musun? Aşk sevdiğine dokunamamaktır. Aşk sevdiğine ulaşamamaktır. Aşk sevdiğini öpmeye bile kıyamamaktır. Aşk sevgidir. Aşk saygıdır. Aşk asla yararlanmak değildir. Aşk asla faydalanmak değildir. Aşk buradadır. Aşkını gördüğün zaman kalbin çarpar. Ayakların yerden kesilir. İçine cız dini sızı düşer. Özlersin onu, gece rüyalarına girer. O kadar seversin ki gözün kör olur, hiçbir şey görmez ondan başka. Etrafında kimseyi görmez. Diyorlar ki kafan güzel mi? Hayır, değil. Ulan ben senin sevdandan sarhoşken alkol alıp ayılmanın manası yoktu benim için be. Zira ben sarhoşken senin adını dilime dolamayacak kadar da adamdım ulan adam. Bir gün en sevdiğin insandan darbeyi yersen pembenin kara, dostluğun yara, sevmenin de palavra olduğunu anlarsın iki gözüm. Bir simitle karnımızı doyurduğumuzu da biliriz. Çok paramız olduğunda en lüks mekana gidip yemek yediğimizi de biliriz. Şimdi her kız bir olmuyor. Her insanın kalbi bir olmuyor. O yüzden param olduğunda da yanımda, olmadığında da yanımda. Kadını gören yatağı, rakıyı gören suyu düşünüyor. Ne sevmesini bilen var, ne de içmesini. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Çorbayı önümüze koyduğu zaman burun kıvırırdık. Anam da derdi ki sokağa bakın. Anam niye böyle diyor derdim. Sonra 16 yaşında sokağa bakmayı öğrendim. Sokağı anladım. 17 yaşında da cezaevine girdim. Yani eve kız atabiliyorsan değil, masanın üstüne ekmek parası koyabiliyorsan adam sanır. Çaktım. Neden kimseye güvenmiyorum biliyor musun? Çünkü gözümün içine baka baka yalan söylediler. Gece nedir biliyor musun? Gece kendinle baş başa kaldın, yüreğinle hesaplaştın. Kimi zaman da ağlamak isteyip ağlayamadığın koskocaman bir dünyadır kardeş. Allah eskideki parayı şimdi verseydi bana. Reşit Paşa benim mahalleden bisikletle inerken böyle saçıyordum bak. Gazete atarlar ya.
bütün gecekondular evlere böyle atıyordu. İhtiyacı olanlara. Bugün olsaydı o. Evet. İşte demek ki gene yapacağım. Gene o parayı yapacağım. Bu sefer böyle atacağım. Bak göreceksin.